İşte tam burada müşteri psikolojisi devreye giriyor. Nasıl davranacağınızı iyi bileceksiniz. Müşterinin durumunu, ne kadar para harcamak istediğini hissetmeniz gerek. Zorlamayacaksınız ama yönlendireceksiniz. İyi çalışmalar. Kusura bakmayın, böyle habersiz pat diye geldim ama. Rica ederiz Ömer Bey, şeref verdiniz. Bu birime çok önem veriyoruz. Nasıl gidiyor bir bakmak istedim. Belki soracağınız şeyler vardır. Olmaz mı efendim? Bu birimin kurucusu sizsiniz. Eğitimi şart koşan da sizsiniz. Buyurun lütfen. Yerimi seve seve size bırakıyorum. Öncelikle hepinize kolay gelsin. Önemli bir konuda eğitim alıyorsunuz. Bu ders zevkli geçecek. Hepiniz biliyorsunuz. Satış noktası üretimin vitrinidir. Vallahi çok iyi oldu erken gelmem. Benim için de bir değişiklik oldu. Yemekler de pek güzele benziyor. Aa Murat, bu arada ben biraz erken çıkacağım. Annemle çiftliğe gidiyoruz. Sahi, atın durumu nasıl? Düzeldi mi? Bilmiyorum. Doğrusu meraktayım. Hasan veteriner çağırmış ama sanki benden bir şeyler saklıyorlar. Meraklama, Rüzgar sağlıklı bir attır. Arada olur böyle şeyler. Tamam, sen yine git gözünle gör de. Aa doğrusu bu güveç nefis olmuş. Vallahi bravo. Güzel değil mi? Fabrika yemeği demeye bin şahit. Yemek işine Erol Bey çok önem veriyor Handan Hanım. O yüzden çok araştırdık. Sanırım en iyi yerlerden birini de bulduk. Tabii yemek önemli. Bu insanlar sabahın 8'inden beri çalışıyorlar. Önlerine kötü bir yemek koyarsan isyan çıkar. Sizin de burada olmanız ayrıca onları memnun ediyor bence. Tabii bu da önemli. Yani patron da onlarla aynı şeyi yiyor. Bir anlamda eşitiz. İstersen akşam neler yediğinden söz etme baba. O kadar olacak artık. Ben de bugünlere gelinceye kadar deliler gibi çalıştım. Sahi çocuklar, Ömer nerede bugün? Satış elemanı eğitim kursunda. Nasıl gidiyor bir bakmak istedi. Aa neden ki? Bilmem, öyle istedi bilmiyorum. Yani bu saatte Ömer o sıkıcı kursta öyle mi? Öyle vallahi. Hayret. İyi iyi, baksın tabii. Her şey kontrolünüzde olmalı, aferin. Benim burada yemek yememle aynı şey onun orada bulunması. Şimdi bu konuştuklarımızı canlandıralım bakalım. Yani küçük bir oyun oynayalım. Ben müşteri olayım. İçinizden biri de satış elemanı. Anlattıklarımı da bu oyunda uygulayalım. Tamam mı? Siz... Sizi alabilir miyim? Hadi iyisin. Şimdi ben müşteriyim. Arkadaşınız da... İsminiz? Elif. Elif de satış temsilcisi. Başlıyoruz. Bu takımın kumaşı nedir? Flanel. Başka rengi var mı? Evet. Görebilir miyim? O modelin başka rengi yok efendim. Nasıl olur? Satış temsilciniz var diyor. İçine bir de gömlek bakmak istiyorum. Ne önerirsiniz? Kışlık bir takıma, yazlık bir gömlek. Yeni bir moda mı yaratıyorsunuz? Demek ki... sattığımız malı iyi bileceğiz. Kumaşını, renk çeşitlerini... mevsimini. Oturabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ama daha dikkatli olmanız lazım.
Ne haber? İyi. Bütün gün kereviz taşıdım biliyor musun? Allah'ın bana bir cezası gibi. Kokusundan nefret ediyorum ya, al sana kereviz dedim. Bu da benden. Ben de bu berbat koku nereden geliyor diyorum ha. İyi para aldın mı bari? İyi. İyi para varmış bu işte. Allah'ım ya. Dert etme. Her şey düzelecek, görürsün. Aldığım 3 kuruş parayı da anneme verdim biliyor musun? Elektrik faturası gelmiş. Benden gizlemeye uğraşıyor filan. Kadıncağız da kendine göre yük olmamaya çalışıyor tabii. Nereden bulacaktı ödeyecek o parayı? Uzun lafın kısası... Yarın kereviz işim bile yok. İşsizim. Ben de. Ne? Ulan hayvan herifler seni de mi çıkardı? Yok yok. Ben kendim ayrıldım. Ben böyle işlere gelemem abi. Zaten sen de yoksun. Kimle didişeceğim? Ne oldu peki? Emniyetten geldiler. Yapma ya. Ne zamandır bu durumda? 1-2 gün oldu Filiz Hanım. Neden hemen haber vermediniz? Bu kadar uzayacağını tahmin etmedik. Daha önce de böyle şeyler olmuştu ama bu defa... Ah canım benim, şunun haline bak. Bütün neşesi gitmiş. Ne zaman geliyor bu veteriner? Siz gelmeden az önce buradaydı zaten. Sabah erkenden yine gelecek. Bu gece yanından ayrılma Hasan. Bir şey olursa hemen bana haber ver, tamam mı? Tamam Filiz Hanım, merak etmeyin. Abi benim yüzümden işsiz kaldın, gördün mü? Sana ne oğlum? Dert etme bunları, bir bildiğimiz var herhalde. Daha son bombayı patlatmadım. Halkalı gümrüğünde çalışan bir arkadaşım var. Onu aradım bugün. Eleman arıyorlarmış. E'si iş görüşmesine gideceğiz yarın. Yapma ya. Doğru mu söylüyorsun? Tabii oğlum. Şaka yapacak hali mi var benim? Bak haberin olsun uzak. Böyle Elif'e geç kaldım. Yok ev bakacağız. Yok bir koşu gidip yüzük alacağım falan olmaz ha. Arkadaşımızın diline düştük ya, hadi bakalım. Abi şaka maka geç kaldım, Elif'le buluşacağım. Bugün kıza güzel bir haber vereyim. Ev fiyaskosundan sonra biraz canı sıkıldı ama çaktırmadı. Neyse hadi görüşürüz. Oğlum dur, belli olsaydı öyle söylerdin ya. Sabah buradayız değil mi? Tamam sabah buradayız. 8'de orada olacağımıza göre sen 6'da gel. Yok artık 6'da. Oğlum uzak dedik işte ya. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Murat'la konuştunuz mu sonra? Ne konuştuk mu? Sana ilanı aşk ettiği konuşmadan sonra. Hayır. Hoş çocuk. Ben beğeniyorum. Ayrıca baban da benimle aynı fikirde. Anne, boşuna dilini yorma istersen. Ama ne düşündüğünü merak ediyorum kızım. Söyledim ya anneciğim. Hiçbir şeyi düşünmüyorum. Artık bir şeyler düşünmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Nedenmiş o? Kızım, hayatın boyunca böyle sap gibi yaşanmaz ki. Bu kadar seçici olursan işin zor yani. Vallahi ileride ne olur bilmem ama şu anda düşündüğüm en son şey ciddi bir ilişki. Onun için beni zorlama, tamam mı? Bak gördün mü? Boşuna üzgün kendini o kadar. Sana o evden daha iyisini bulacağım, söz. Senin yüzün gülsün yeter. Başka bir isteğiniz var mı? Şekerparemiz var, çok güzel. Ne dersin? Ben istemiyorum. Bir taneyi beraber yiyelim mi? Olur. Sen bize bir tane getir, bir de hesabı getir. Tamam abi. Görüşmeden sonra beni hemen ara, tamam mı? Çok merak ederim. Ararım. Senin kurs nasıl gidiyor? İyi. Bilmem. Para gerekiyorsa bende var. Dur ben vereyim. Tamam.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.